Bütün oteller için hem de. Bu çok büyük bir iş. Ayrıca çok iyi bir vitrin olur bize. Düşünsenize. Önemli bir oteller zincirinin bütün işleri. Sen ne düşünüyorsun Filiz? Çünkü geçen hafta çok sıkıldığını biliyorum. Yine ağırlık senin üstünde olacak. Evet. Ama sıkılmadan başarı olmuyor. Babamın dediği gibi. Bu çok büyük bir iş. Sıkılıyorum diye elimin tersiyle etemeyeceğim kadar büyük. Bu yüzden toplandık. Sizin kararlarınıza uyacağım. Yani sen tamam diyorsun. Evet. Çocuklar, düşünmemiz bile saçma. Ya bu iş kaçar mı? Deli misiniz? Ben de böyle düşünüyorum. Gerekirse kadro büyütün. Ne yapacaksanız yapın ama işi alın. Filiz hemen ara adamları. Hemen bir toplantı yapın. Madem adamların aceleleri var, kaçırmayalım bu işi. Ha, çocuklar. Sonra başka bir konuyla ilgili size bilgi vereceğim. Baba, ne diyorsun? İşler iyi gidiyor değil mi? Anne. Bu böyle yenilir yutulur gibi bir şey değil ya. Neyse boş ver, sonra konuşuruz. Böyle telefonda olmaz. Hadi görüşürüz. Yılmaz, ne oluyor? Salih işten ayrılmış diyorlar. Seninle konuştu mu? Memnun görünüyordu. Acaba dün akşamki işlere filan canı mı sıkıldı? Yok abi, mesele o değil. O zaman sen niye ayrıldığını biliyorsun. Tahmin ediyorum demek daha doğru. Peki bana söylemenin bir sakıncası var mı? Yok hayır, niye olsun ki? Hatta belki tarafsız birinin olaya bakması daha doğru olur. Dün gece hayatımızda ilk kez Salih'le çok kötü kavga ettik abi. Çok zor bir durum. Peki onlara kendilerine savunma fırsatı verdin mi? Yoksa her zamanki gibi fevri mi davrandın? Salih'e sordum, kabul etti Kemal abi. Daha ne konuşalım? Adam kabul etti işte. Ya bacın? Yani onu dinlemedim. Bir şeyler söylemek istedi ama o kadar kızgındım ki abi. Biliyorum, böyle şeyler bize ters. Ama yine de dinlemek lazım. Bacını tanımıyorum ama Salih çok değerli bir çocuk. Kaybedilecek bir arkadaş değil. Öyledir abi. Alo, efendim Gülçin. Tamam bağla. Bir dakika Gülçin. Kusura bakma abi, önemli bir telefon. Öyle mi? Ben de gidiyorum, zaten işim var. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi sizin teklifinizle ilgili bir toplantıdan çıktım. Eğilim genel olarak olumlu. Bir toplantı yapabilir miyiz? Olur. Yalnız bütün günüm dolu. Ancak akşam olabilir. Tamam, ben müsaitim. Nerede? Şirkete mi geleyim? Akşamüstü şirkette değilim. Karşı tarafta bir toplantıda olacağım. Sizinle orada bir yerde buluşsak? Nerede? Kandilli İskelesi. Kandilli İskelesi mi? Akşam trafiğinde. Ben motorla geçiyorum. Size de tavsiye ederim. Bebekten saat başı sefer yapan küçük bir motor var. Zor olacaksa başka bir gün erteleyelim. Tamam, bu gece olsun.
Orada görüşürüz. Doğrusu size biraz kızmıştım bu motor yolculuğu da nereden çıktı diye. Ama harika bir şeymiş. Unutup gidiyoruz böyle şeyleri. Nasıl iyi geldi anlatamam. Öyleyse memnun oldum. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz Yılmaz abi. Hoş bulduk. Kahve alıyor muyuz abi? Yok, ben yemekten sonra belki. Sen bize iki kahve getir, sütlü olsun. Hemen abi. Burada ortalıklarda rakı içilmiyor. Çevreye saygı diyelim. O yüzden rakıyı kahve fincanında getiriyorlar. Çok hoş. Sen bize bir şeyler getir. Sonra mezgit yeriz. İstavrit var mı? Var abi. Tamam, istavrit de getir. Size sormadım ama seçenekler zaten bu kadar. Fark etmez. Balığın her türünü severim. Burayı sevdiniz mi? Sevmek mi? Bayıldım. Söylediğim gibi bugün bir toplantı yaptım. Teklifinizi bütün detaylarıyla anlattım. Herkes sıcak baktı açıkçası. Bir an önce otellerde çalışanların sayısına ihtiyacım var. Belki kadro genişletmemiz gerekecek. Tamam, hemen yollarım size. Yalnız bir detay var. Bizim Durusu'daki otel diğerlerinden biraz farklıdır. Butik otel anlayışıyla yapılmış bir otel. İlginç. Diğer oteller bildiğiniz gibi. Ama Durusu'dakini görmenizi tavsiye ederim. Onunla ilgili değişik bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda kesinlikle görmeliyim zaten. Tamam. Ne zaman isterseniz sizi götürürüm. Şimdiye kadar yediğim en iyi mezgitti. Kalkan gibiydi. Bu kadar lezzetli nasıl pişiriyorlar? Her işin bir uzmanı var işte. Yemek yapar mısınız? Hayır. Hiç vaktim olmadı. Gerek de kalmadı herhalde. Evet, öyle. Yemeklerinizi kim yapıyor? Harika bir aşçım var. Geç oldu. İsterseniz dönelim. Aşçınız bekliyor olabilir. Evde sizi bekleyen biri var mı diye soruyorsanız. Hayır, yok. Beni bekleyen kimse yok. Yok. Öyle demek istemedim. Sahiden geç oldu. Dönelim mi? Anne, niye ayaktasın bu saatte? Bilmem, uyuyamadım işte. Sen nereden geliyorsun? Yemekteydim. Murat'la mı? Hayır. Murat'la değil. İş yemeğiydi aslında. Neyin var senin? Bir şeyim yok anneciğim. Tamam, var. Var tabii. Benden kaçar mı?
Bir adamla tanıştım. Aslında adama sinir oluyorum. Ama bir yandan da... Ne bileyim işte. Kimmiş bu adam? Önemli müşterilerimizden biri. Yani nasıl desem... Aslında hiç bana göre biri değil. Nasıl biri? Bilmiyorum anne ya. Adamı tanımıyorum ki. Ama... Karşısında sanki bütün kontrolüm gidiyor. Bunu sevmezsin. Sevmem. Biraz uzak durmaya çalış. Murat biliyor mu? Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.